Kramp neden olur ve nasıl geçer? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Kaslar hareket etmemizi sağlayan vücudun temel yapı taşlarından biridir. Kaslar en temel anlamda kasılma ve gevşeme hareketi yaparak çalışırlar. Kaslarımızda görülen istemsizce oluşan kasılma olaylarına da kramp adı verilmektedir. Kramplar hemen hemen her insanın yaşadığı bir durumdur. Kramplar yapısını ve süresine göre farklı şekillerde değerlendirilir. Kramplar neden olur? 1. Kasların fazla kullanılması. 2. Yaralanmalar. 3. Su eksikliği. 4. Sodyum, magnezyum ve potasyum azlığı. 5. D vitamini eksikliği. Kramp olayında kaslar kişinin isteği dışında bazı sinirsel uyarılarla kasılıp gevşer. Kramp süresi kısa bir an olabildiği gibi uzun ve ağrılı olarak da gerçekleşebilir. Kaslar normal çalışma süreçlerinde beyin tarafından gönderilen gevşeme sinyallerini işleyerek dinlenme sürecine girerken kramp geçiren kas demetleri bu sinyale erişemez. Bunun sonucunda da kas kütlesi aşırı kasılır ve sertleşir. Bu durumu ağrılar da eşlik edebilir. Kramplar ne kadar sürer? Bazı kramplar birkaç saniye sürerken bazen bu zaman 10-20 dakika aralığına çıkabilir. Kramp süresi ne kadar uzarsa kas kütlesindeki ağrı ve şiddet o derece artacaktır. Kramplar nasıl geçer? Kramp tedavisi için öncelikle buna neden olan olayın belirlenmesi gerekir. Yorgunluk ve fazla çalışma nedeniyle oluşan kramplar için doğru bir spor diyeti gerekir. Sodyum, magnezyum ve potasyum azlığı durumlarında doktor tavsiyesiyle uygun bir tamamlayıcı tedavi süreci izlenmelidir. Krampın zararlı ya da zararsız olmasına göre ortaya çıktığı bölgeye yönelik egzersiz ve fiziki yöntemleri kramp tedavisi olarak en fazla tercih edilen metottur.